58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi olan Nihal Yalçın'ın ödül aldığı sırada ilginç anlar yaşandı. Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavırlar gösterdi. Bir süre sonra ise dayanamayarak konuşma devam ederken oyuncuya ödülünü uzattı. Bunun üzerine Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Bu hareketiyle gündem olan, sosyal medyada tepki gösterilen Tamer Karadağlı'dan ilk açıklama geldi. Yaşanan olayın ardından sosyal medyada gündem olan Tamer Karadağlı, TV8 ekranında yayınlanan ikinci sayfa programına telefonla bağlanarak kendini şu sözlerle savundu. "Ben hiçbir terbiyesizlik yapmadım. Dönüp bana sus mu diyorsunuz?" dedi. "Ben de hayır, ödülünüzü alın, onunla konuşun." dedim. "Çünkü zafer konuşmaları ödülle yapılır. Ben bu kadar ciddiye almadım olanları. Ben hiçbir şey söylemedim, linç yemeye başladım. Sonra ona sahip çıkmaya başladılar. Demek ki ona sahip çıkanlar başka insanlar. Oyunculuğuma laf edenleri ciddiye almıyorum. Orada konuşma uzadığı için sıkılmış olabilirim. Kendi meslektaşlarımı aşağılaması benim hoşuma gitmedi. Organize bir şekilde linç girişimi var." dedi. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Açıklamalarına "ben Nihal Yalçın'ı sadece oyuncu kimliğiyle değerlendiriyorum" sözleriyle devam eden Karadağlı, "Nihal benim sevdiğim bir oyuncu. Kadınların konuşması bastırılıyor" denildiğinde olayın içeriğine bakmaya başladım. Yalçın'ın paylaşımlarına bakmaya başladım. Selahattin Demirtaş'a özgürlük falan demiş. Demirtaş Öcalan'ın heykelini dikeceğiz dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor? Pervin Buldan falan da ona sahip çıkıyor. Türk ordusuna silah doğrultan, ateş eden, polisini, öğretmenini öldüren terörist örgütün tümüyle karşısındayım. Ben PKK PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan bir insanım. Şimdi gidip onlara sormak lazım. Siz PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyor musunuz? Abdullah Öcalan'ın bebek katili, terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Lanetleyebiliyor musunuz?" dedi. Festivale gittiğine pişman olduğunu belirten Tamer Karadağlı, "artık film festivallerinin sanatsal değil politik olduğuna da dikkat çekerek, bana söylenen şey bu festivalin sanatla alakasının olmadığı, sadece politik olması. Gittiğime de pişman oldum. Kimin neyi savunduğu, hangi partiye oy verdiğinin bir önemi yok. Burada sanatta bahsedildiği için ben sorgulamadan gittim. Zaten hanımefendi HDP'yi ve Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş. Hangi kadına ne düşmanlık yapmışım ben? Kadın düşmanlığı ne demek? Benim son oynadığım Savaşçı dizisindeki rolüm mü onu rahatsız etti?" hakkında yapılan yorumlara cevap verdi ve Nihal Yalçın'a tepki göstermeye devam etti. Thank you.